Esenlikler arkadaşlar, ben o gün Europa Universalis İngiltere serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. En son İspanya ile savaştaydık. Çok saçma bir savaştı. Neden böyle bir savaşa girdiğimin hiçbir girdiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama girdik. En son Fransa ne yapıyorsa arkasında duruyorduk. Fransa'nın peşinden gidiyorduk. Şu anda ne yapıyor Fransa bilmiyorum ama. Evet, orada bir savaş yapacak Fransa ama yapmasa daha iyi miydi? Fransa alır mı? Abi Fransa, Fransa kalp ben ya, Fransa kalp ben. Hani dövdü ve gönderdi. Ve şu anda yürüyüşe bakın, delikanlı gibi başkentine gidiyor adam. Gerçi başkenti bende ama. Bu arada başkentin neresi yapmış? Neresi senin başkentin? Görmeye çalışıyorum. Beri. Aynen, Beri'ye taşımış. Neden bilmiyorum. 35. En yüksek. Hani en yüksek development'lı olan yere taşımış. Bu ne? İstikrar. İstikrar veriyor ama tradition da veriyor. Tradition mı, istikrar mı? İstikrar mı, admin puanı mı? Ben tradition'ı biraz daha istiyorum çünkü bu geri zekalı generallerle hiçbir yere varamam diyecektim ki güzel bir general geldi ama düşman toprağında olduğumuz için basamayacağız onları. Onun için hemen şöyle bir 16.000'lik orduyu bu tarafa getiriyorum. Karayipler'de isyan çıktı ama bu sanırım beni ilgilendiren bir isyan değil. Kendisi bastırabilir, bastırmıyorsa da pek umurumda değil yani. Burada kolonilerimiz işgal ediliyor gördüğünüz gibi. Fransa tekrar bir atağa kalktı. Şah Batur, Gül Batur geldi. 2000'lik askeri yuttu. Hemen geri gidiyor. Hemen şuradan güzel komutanı atayalım. Hazırda dursun. Ondan sonra sakata gelmeyelim arkadaşlar. Sakata gelmek kötüdür. Tamam. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi sakata geldik. Sakata geldiğimiz için hemen şu askerleri getiriyorum. Dağlık bir alandayız. Keşke girmeseydik bu savaşa. Ama girdik. New Haven'ı bu arada şey yapmışız. Tabi askerimiz olsa biraz daha koloni atardım. Ancak dağıttım bakalım. Umarım kendi isyanlarını bastırırlar. Bastırmıyorlarsa da umurumda değil. Bu arada iki ordumuz da bu tarafa gelecek. Kaçamıyor muyuz? Kaçamıyoruz. Evet. Mükemmel bir atlayış. Ordumuz yok. Evet arkadaşlar, ordumuz yok şu anda. Ordumuz yok. Neyse ki para basıyoruz. Paralı askerlerle 20.000 alacağım. Herhalde Fransa'ya yardım etsem bu savaşı kazanırım. Fransa'nın dibinden ayrılmamak gerekiyormuş. Bunu anladım. Gördüğünüz gibi o kadar delikanlı bir adam ki geleni geçeni tokatlıyor şu anda. Mükemmel ya. Bu Fransa'yı ben seviyorum. Teknolojisi de güzel. İspanya'dan teknolojimiz iyi ama yine de tokat yedik. Bilmiyorum ya. Şu moralimiz çok kötü. Bunların morali kaç? Görünmüyor ki buradan da. Savaş yorgunluğumuz yükselmiş. Onu hemen bir düşürelim. 20.000 askerimiz buraya toplandı. Hemen şu generali verip gönderiyorum ama Fransa'nın gelmesini istiyorum. Fransa gelmeden saldırmayacağım. Burada isyan çıkacakmış. Hemen bir planda değişiklik yapıp buradaki isyanı bastırmaya çalışacağım. Burada da isyan var. Hemen şuradaki isyanı indirelim yoksa bir de savaşın ortasında isyan çıkarsa hiçbir şey yapamayız. Oo, bu güzel göründü. Bunu veririm. Bunu veririm. Onu vermem. Bunu veririm. Bunu da veririm. Bu ne? Onu vermem. Parayı mı versem acaba? Hadi verdim.
Tariflerden bayağı bir para gelecek çünkü biliyorsunuz bunların hepsinden gelen parayı arttırıyor tarif denen olay. Buraya unrest'i vermeme gerek yok. Yok, aynen. Ben hatta bu askerlerle öncelikle buradaki toprakları geri almaya çalışayım çünkü Fransa sürekli bu tarafa doğru geliyor. Bakın yine tokatladı. Çok güzel dövüyor ya Fransa. Orada kaybedilen askerleri görüyorsunuz. Evet, buraların kuşatması bitti. Hemen şuraya da gidelim hatta. Evet, Fransa dağlık alanda bile tokatladı şu anda. Mükemmel ya. Ben Fransa'yı entegre etmesem daha güzel olacak gibime geliyor. Neden bu kadar dayanıksız olduğunu bilmiyorum askerlerimizin. Kalite gittik ama. Bilmiyorum, defansif mi gitseydik? Defansif gitseydik belki biraz daha iyi olabilirdi. Şu moralden ve tradition'dan. Evet, gidebiliriz artık bir dahaki ideaya. Zaten açılacak bir sonraki teknolojide. Bu arada bunlar ne durumda? Hala yayılmamışlar. Evet, tamam, güzel. Şu gemiler şurayı bloklasın. Aynen, güzel. Evet, Fransa düşman kokusunu aldı, hemen koşuyor. Evet, İspanya'da kaçmaya başladı zaten. Buradakiler çok kötü görünüyor, bunu seçeceğim. Evet, burada isyan çıktı. Bakalım beyni yetecek mi? 13 kolonilerin isyanı bastırma. Evet, yetmedi şu anda. Canlı canlı izliyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Zaten boş duracaktı kolonistimiz. Biraz para kaybımız oldu. Çok da sorun değil o. Bilerek gönderdim zaten. İsyan çıkacağını bilerek gönderdim. Hadi Fransa. Fransa nerede şu anda? Ha, Valencia'ya kadar inmiş. Her tarafa görev vermişim zaten alsın diye. Bu arada Kastilya'nın Naples tarafı tamamen işgal altında ki 8.2 askeri buradan gidiyor, görüyorsunuz. Çok düşük bir moralle. Demek ki burada tokatlandı kendisi. Burada yeni bir devlet çıkacak. Ben o devlet çıkana kadar bekleyeceğim burada. Zaten şu anda tek büyük düşmanımız İspanya gibi duruyor. Tabii şunları saymıyorum çünkü bunlar uzaktalar daha. Evet, burada da bir isyan daha çıktı. Bakalım akıl edecek mi? Etmedi. Güzel, tamam. İlişkimiz gelişsin, sorun değil. Buranın kuşatması da bitiyor. Tamam. Calais'in kuşatması bitti. Hemen şuraya gideceğim bir de. Bu arada ne cüretle... Bu ne? Adam gerizekalı çıktı ya. Neyse. Bu arada ne cüretle 36 bin Fransa askerine saldırıyor bu 10 binlik asker. Şu anda hiçbir şekilde anlamadım. Neden böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum. Bu arada ben bunların hiçbirine katılmayacağım arkadaşlar. Çünkü millet birbirini yesin. Benim umurumda değil açıkçası. Zaten protestan tarafı kazanır gibi duruyor. Bir tekrar bakalım. Burgonya var. Saksonya var. Moskova var. İspanya var. Bir saniye. İspanya protestan değil ki. Neden burada? Neyse. Brandenburg var. Gerçi Osmanlı da değil ama Osmanlı da tarihte girmişti protestan tarafına. Evet, gördüğünüz gibi millet giriyor. Protestan tarafı bu savaşı rahatlıkla alır diye düşünüyorum. Onun için pek de umurumda değil açıkçası orası. Ne diyor? Colonial Mexico diyor ki burası bana aittir diyor. Kesin öyledir. Kesin yaşanmıştır bu. Bu arada şu gemilerimizi bu tarafa getirelim. Şu eksi 2'yi kaldırmak için. Evet, kalktı. Bu arada 12 binlik asker var burada. Ha, 9 binlik askeri de buraya getirdi şimdi. İspanya.
Şöyle bir 10 binlik topçu ordusu yapsam. Şöyle. 3 tane de atlı bassam. Paralı mı bu? Yani paralı olanı bastım galiba. O orduyla bu orduyu birleştirip şunu yenmem gerekecek. Çünkü Fransa'nın geri dönme ihtimali yok gibi görünüyor diyecektim ki. Buradan bir savaşa girdik. Ha, savaşı kazandık. Adamların disiplini de yüksek, morali de yüksek. Taktiği de yüksek ama nedense kazandık. Çok gariptir. Hem de bizimkiler paralı asker yani. Bilmiyorum neden böyle şeyler oluyor. Evet, hayat güzel, kuşlar uçuyor falan filan. Bu arada ben bir kere bastım ama iki kere bastı oyun. 3'ten 0'a indi, neden bilmiyorum. Neyse. Şu ordularımızı getirelim bir an önce. Şu 10 binlik topçuları da yapmamın sebebi hem daha hızlı işgal etmemiz hem de savaşlarda çok işe yarıyor yani. Arka saflardan ateş ediyorlar biliyorsunuz. Gel abi şöyle. Burası dağlık bir alan. Keşke işgal etmeden önce gidebilseydik ama alamayacağımız için gitmedim. Bu arada tekrardan bize saldırıyorlar. Evet, hiçbir şey yapamayacağım. Onun için bu askeri seçip geliyorum. Biraz dayanırlarsa. Hadi. Aynen. Dayandılar ve komutanımız da geldi savaşa. Kim daha fazla kayıp verdi? Onlar daha fazla kayıp verdi ama çok da yani çok da gözle görülebilir bir şey değildi. Matematiğimin anladığı kadarıyla. 4. Bu arada Fransa, Madrid falan filan adam kayıyor. Buradaki isyan oldu. Abi artık bir çıkın. Kontrolü altından çıkın artık. Bu arada bir şeyler isteyebiliyoruz İspanya'dan ve İspanya'nın askerleri buradan çekilmiş ki bizim vasalımız da buraları artık alabilir ki buraların hepsi kaleli yerler. Buradan bayağı bir puan alıyordur büyük ihtimalle. İspanya, buranın kuşatması bitti, hemen ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi bu oyunda ordunun güzel olması değil, paranın güzel olması daha çok iş görüyor. Bir de vasalınızın güzel olması. Neyse, burada duralım şimdilik. Hatta gelelim şuraya ya. Aynen. Orduyu bir dövelim. Fransa zaten tek başına burada durur. Maşallah zaten tank gibi geleni geçene tek atıyor. İspanya'nın burada askeri var ama saldırırsam büyük ihtimalle yenilirim. Gülersem çarpılırım gibi oldu ama. Hani hiçbir taraftan da saldıramıyorum. Ne olacak yani? Böyle duracağız mı burada? Şunu yapalım. Ne olacak yani şimdi? İzleyeceğiz mi birbirimizi? Saldırayım mı? Abi 4 fire var ya komutanın. Şöyle biraz geri çekilsem acaba. Yemlesem. Gelir mi? Şöyle çekilsem. Evet, şu anda geri çekildi gördüğünüz kadarıyla. O zaman biz de gidelim kuşatalım yani yapacak bir şey yok. Zaten Fransa buraları alıyor. Benim moralim kaç? 3.56, hala iğrenç bir moralimiz var. Hatta şu arkadaşı alalım artık. 3.8, 3.9'a yükselttik daha doğrusu. Bu arada Fransa hemen düşman kokusunu aldı ve üstüne koşuyor Şah Batur Gül Batır yine. Buradan dönebiliyor muyuz? Dönemiyoruz. Önünü kapatalım diyecektim ama adam öyle bir topukluyor ki. Aa evet, ben bu isyanı bastıracaktım, unuttum. Meksikalı isyancılar da çıkacak. Ama o benim umurumda değil tabii ki. Bu arada İspanya askerlerini aşağıya doğru çekiyor. Fransa da o taraftan geliyor. Niye böyle bir şey yaptın Fransa?
Neyse ben isyanımı bastıracağım arkadaşlar. Bu arada masum yine çıldırdı. Ben isyanımı bastıracağım. Fransa ne yapıyorsa yapsın ki büyük ihtimalle buradaki askerleri öldürecek. Evet. Biz saldırmaya falan korkarız ama gördüğünüz gibi Fransa direkt girer. Bu arada burada isyanlar da çıktı. O isyanları bastıramaz vasalımız. Biz kendi isyanımızı bastırdık. Şu disiplin yerine moral mi alsak acaba? Bilmiyorum şu anda hangisi daha fazla işimize yarar ama. Dursun bakalım. Bu arada şu kaleleri işgal etmemiz gerekiyor çünkü geçemiyoruz abi şu anda ileriye doğru. Savunmaları geçemiyoruz. Navarra'yı verecek. Palermo'yu, Naples'ı ver. Bu arada Naples çıktı mı? Evet abi. Naples'ı çıktı görüyorsunuz. Şu anda İspanya çok kötü bir durumda. %30 zaten savaş skorumuz var. Herhalde annesi, ay pardon, topraklarını istesek verecekler. Verecek. Evet 4-5 tane toprağını alabiliyoruz tabii ama ana karadan. Ben bunun bütün koloni topraklarını alırım. Bu arada niye Fransa gelip benim askerlerimin üstüne koydu askerlerini yani ölelim diye mi? Bu mu? Askerlerimiz şöyle ölmesin bir dağıtalım. Merkantilizm. Abi paramız niye yok ya bizim? Bunu seçeceğim. Para veriyorsanız 181. Ha. 84 parayı alsak geri versek. Dur. Şunu da alsam. Aynen tamam güzel oldu. Adamlardan para alıp geri adamlara verdik. Yani bu neyin eventiydi anlamadım ama olsun. Fazladan tarifsiz kazandık. Bu arada buranın işgalini kaldırdı İspanya ama Fransa'yla şuraya işgalinden sonra direkt ineceğiz aşağı. Şu anda %50'deyiz zaten. Ben hatta yavaş yavaş bir anlaşmayı şekillendirmeye başlayayım. Havana'yı kesinlikle alacağım. Tabi bunları kendim almak istemiyorum. Kayıt programı yine yeterli alan olmadığını söyledi ve videoyu bitirdi. Neyse devam ediyoruz. En son ne yapıyordum? Ha, barış anlaşmasını yapıyordum. Buraları alacağız kesinlikle. Oralar var. Artı buraları alacağız ama şu anda vermiyor buraları ama alırız tabii ki. Neden vermiyormuş? Ha şeyden dolayı. Burada bir tane kalesi varmış sanırım. Burada mı? Aynen burada. O zaman Karayip'e burayı işgal etmesini söyleyeceğim. Acaba yapar mı böyle bir şeyi? Yapabilir mi daha doğrusu? Şöyle bir Karayip'e kuşatmasını emretsem. Şöyle yapılıyor. Aynen. Evet şu anda bayağı iyi görevini yerine getiriyor. Diplomatik teknoloji. Alalım. Yani diplomatik teknolojiyi hızlıca arttırsak güzel olacak. Bu arada Fransa burayı işgal ediyor. Ben de burada armut gibi durmayayım da şöyle yardım edeyim kendisine. Biraz daha hızlı işgal etsin orayı. Çünkü buraları İspanya daha hızlı bir şekilde geri alıyor. Biz burayı alamıyoruz ama. Burada Neplis devleti bizi seviyordur kesin. Yani ben olsam severdim açıkçası. Kendine hemen dost da bulmuş. Şu teknolojiyi arttırıp defansifi almak istiyorum. Defansif vidyayı ama. Bu arada burada bir savaş oluyor. Çok çılgın bir savaş oluyor. Ve kazandık. Sayılır. Evet şu anda kaybettik. Ne oldu? Evet. 4 gemi kaybettik, 5 gemi kaybettik, 1 gemi kazandık, 1 gemi kazandık. Onlar 8 kaybetti, 3 kaybetti. Abi iki tarafta acayip fazla hasar aldı. Yani ben görmedim. Görseydim bu savaşa girmezdim açıkçası. Çok fazla boşa gitti orada gemiler. Yani boşa gitmedi zaten bir işe yaramıyordu ama yenisini basarız zaten.
Şimdi burayı işgal ettiğimize göre Fransa artık buralara gelebilir. Hemen Fransa'ya buraları söyleyeyim. Hatta direkt buraya saldırmayı seçti. Ki bana uyar. Hatta ben de girmeye çalışayım o savaşa. Yani zaman kalırsa diyecektim ki yeniliyor neredeyse Fransa. Yo, yenilmedi ama olsun. Yine de yardımımızı ettik. Bu arada birisi bir savaş açtı. Bu Provence mi açtı? Evet, İspanya'ya savaş açmış. Sen bunu al. Sen de neyse. Hatta şöyle gelsin direkt ya. Aynen. Buraları hızlıca kuşatalım. Bunu yapalım. Şunu ilerletebiliriz. Hem bu açılıyor hem bu açılıyor. Yani çünkü fazladan puanımız var. Yoksa boşa gidecek. Buranın kuşatması devam ediyor iken ben şuradan biraz topçu alıp Fransa'ya verebilirim. Çünkü buranın force sapli limiti 30 arkadaşlar. Ölmesin. Gerçi burada da ölüyor. Ama olsun. Neyse, yaptık bir şeyler. Manpower'ımız da savaştayken toparlanıyor. Bu arada Avusturya ne savaşına geliyor? Evet, İspanya'ya tekrar savaş açtılar. Yani biraz daha erken yetişseydiniz iyi olacaktı. Ama neyse. İspanya yine bizim ana karamıza çıkarma yapmış. Ben bu iki şehrin kuşatmasından sonra hemen gideceğim. Bu arada burada isyan çıktı ve Kastilya onu bastırmaya gitti. 30 bin asker getirmiş Kastilya. Fransa nerede? Burada. Tamam. Bu ne? National Unrest olabilir çünkü isyanlar bayağı bir vardı. Şu iki şey bitsin gideceğim. Bu arada gördüğünüz gibi İspanya 30 bin asker çıkardı cebinden tak diye koydu masaya. Tabii Avusturya boş durur mu? Yapıştırmış cevabı. Hemen geldi. Askerlerini dövdü. Artık şurayı işgal eder misin? Evet, etti. Güzel. Ben artık ordularımı geri götürebilirim. Gerisi Fransa ile Avusturya'nın işi. Abi şuna bak ya. Bir saniyede bütün ülke gidiyor. Kale olmadığı için. Tabii gemilerimize güvenmiştik. Gemi olmayınca sıkıntı oluyor. Ben İspanya'dan toprak alıp çıksam mı acaba savaştan bilmiyorum ki. Neyse, savaşın bitimine yakın... Yani savaş bitmeden önce bitiririm videoyu. Siz söylersiniz nereye almamı istediğinizi. Ona göre bir şeyler yaparız diyecektim. Borç aldık. Abi nereye gidiyor bu kadar para? Şunlara gidiyor tamam da. Hemen ordumuzu yine dağıtacağız diyecektim, dağıtamadık. Bari şuraya geçelim de buraya geçemesinler. Burayı işgal ettikten sonra binlik askerimize şununla göndereceğim. Hatta bu arada o altın gemisi biraz daha önce gelseydi daha çok işime yarayabilirdi Meksika kardeş. Fransa'nın özgürlük isteği gittikçe artıyor. Fransa burayı işgal ediyor. Tabii Avusturya direkt bedavaya kondu, her tarafı alıyor. Bari şu 34 binlik askerini yok etse İspanya'nın. Bunu artık atlatabiliriz diye düşünüyorum. Defansife almak istiyorum çünkü askerimiz direkt ölüyor. Ya bunu da alabiliriz. Ha, şimdi hangisi acaba? Trade ideasını da alabiliriz, ekonomiyi de alabiliriz. Bakalım land maintenance aynı.
Şu biraz daha iyi gibi ama bitiremeyeceğimiz için şunu alacağım ya. Evet, Lanların kuşatması bitti. Şurada 12.000 Kastilya askeri var. Hemen giriyoruz. Biraz daha Kastilya acı çeksin. Bakalım morallerimiz kaç? 3.8, 4.3. Abi adama yetişemiyoruz. Bakın her şeyinde yüksek bizden. Moralde, taktikte. Bu arada o askerler kaçacak büyük ihtimalle. Onları yakalayamayacağız. Onun için biz Carpet Siege'imize başlayalım. Toledo'nun kuşatması bitti. Toledo bizim kuşatmamızdaydı ama aynen. İspanya geri aldı. Tabii Fransa hemen oraya gidiyor galiba. Yok. Madrid'e gitti. Neyse. Neresi bu? Aa, bakın Kastilya tarafında isyan riskini arttıracak bir event geldi. Bizle alakalı değildi. Kastilya tarafında olacak şeyler. Onun için seçtim onu. Bu arada diplomatik puanımız... He, iyi, tamam. Teknolojide ilerideymişiz. Şöyle gel abi. Şöyle. Gelsinler bakalım. 10.000 askeri var burada Kastilya'nın. Daha da askeri yoktur herhalde. Aa, bakın kaçırıyor askerlerini. 18 gemisi var. Hepsini kaçırmadan önce şurada yakalayabilir miyiz? Şu 5.000'le en azından. Böyle bir girelim bakalım. Nereye götürdüğünü bilmiyorum askerleri ama götürdü. Şimdi. Ha, nasıl yapıyorduk ya? Bunların hepsini bir tuşa basarak tek tek bırakabiliyorduk bunları ama neyse. Şöyle kendi elimle manuel olarak yapabiliyorum. Tamam. Burada borcumuz da var. Toledo'yu geri aldı zaten Fransa. Castilla La Vieja'yı da geri aldı İspanya. Tabii Fransa'yı hemen geri göndereceğim. Avusturya nedense hiç ordularıyla savaşmıyor. Gel abi. Sen böyle gel. Burası ne durumda? İsyanı nasıl yaptığını bilmiyorum ama bir şekilde bastırmış vasalımız. Ha, Meksika gelmiş. Kolima da yardıma gelmiş. Neyse. Bu arada artık barış yap diye ağlıyor halkımız. Hemen bir bakalım neler yapabileceğimize. Ona göre barış yaparız. Bu arada burayı alamadık. Niye alamıyoruz? Evet, burada da kale varmış ve alamıyoruz orayı. Burayı alabiliyoruz. Ama sanmıyorum burayı almak istediğimi. Navarra'yı alırız. Evet, bayağı bir agresiflik kazanacağız. Bayağı da bir 60.000 puanı gerekecek. Ben bunları arıyordum aynen. Kolombiya ile Karayibi bize ver diyoruz. Nereleri vereceğine bakalım hemen şöyle. Buraların hepsini koloni olarak verecek bize. Yani bize toprak olarak vermeyecek. Humaniyet yaparsam çok güzel bir power projection kazanırım. 30 gibi ama yapmayacağım. Çünkü çok puan istiyor. Onun yerine toprak almam gerekiyor. Çünkü Fransa şey Kastilya geri, haddinden fazla güçlü şu anda. Ona bunu ödettirmemiz gerekiyor. Mesela bu şekilde. Hatta ne kadar istersen veriyor.
Evet, ben bu işe varım. ...384... koalisyon. Olmaz. Tamam. Overextension %65. Acaba isyan çıkar mı? Olmadı. Otonomi veririm ben ya. Hemen şöyle bir anlaşma yapayım. Bu arada geliyorum. Hemen bir saniye. Bir telefon görüşmesi yapmam gerekti. Hemen geri geldim. Ben bu savaşı bitirebilirim bu şekilde. Toprak alıp hem de koloni alıp bitiriyorum savaşımı. Prestij de aldım. Power Projection da aldım. Benim için güzel bir savaştı açıkçası. Teşekkür ediyorum rakip takıma. Artık gerisini Avusturya halletsin yani. Umurumda değil açıkçası. Hemen otonomileri verelim. Doğru mu yapıyorum? Evet, doğru yapıyorum. Hatta buralara da vereceğim. İsyan çıkmasını istemiyorum. Hatta askerlerimi de bu tarafa getireceğim zaten. Ki zaten isyan çıkacak büyük ihtimalle o tarafta. Savaş bitti arkadaşlar. O da tamam. Bu da tamam. O da tamam. Tamam. Sen bir şey verebiliyor musun? Veremiyorsun. Sen veriyor musun? Bu ne? Bakın bu güzelmiş. Bunu seçebiliriz. Koloni kurmak amacıyla. Bu arada ben askerlerimi buralarda basabiliyorsam. Ki basabiliyorum herhalde, değil mi? Bu arada nerelerdeydi o trade yerleri? Burada var. Ki buraları aldık herhalde. Aynen, Karayip'e geçti buralar. Karayip bize ne kadar para ödüyor ya? Bayağı bir para ödemesi gerekiyor. Ama 1.24 ödüyor yani, bilmiyorum. Bize karşı isyan bayrağını da çekecek yakında. Evet. Ha, neye bakıyordum ben? Buna bakıyordum. Hemen şu iki yerde hemen iki, hatta üç tane asker basalım. Kolonistlerimizi de gönderelim şimdiden. Sonra zaten videoyu bitireceğim. Normalde savaşı bitirmeden bitirecektim ama uzadı biraz. Sen tamamsın. Çabuk abi. Teknolojiyi arttırabiliyormuşuz. Hemen arttıralım. Şu herhalde. Aynen, tamam. Moralimiz 4'e çıktı bu arada. Burada hala para kaybediyoruz. Şundan kaybediyoruz. O arkadaş bayağı bir para alıyor. 476 borcumuzu da ödeyelim yakınına. Öderiz zaten. Kralımız keşke ölseydi. Ölmedi. Buralarda isyan çıkacak. Aynen. Hemen oraya askerlerimizi götürelim. Bu ne? Büyük top. London'daki büyük top diyor. London'daki. Ne kadar maliyetli olsa da kortumuz, yani sarayımızdaki insanlar bu büyük güzel topu sevdi diyor. Şaşırdı diyor. Beğendi diyor. Eğlenmek istiyorlarmış yani. O prestiji kaybedelim. Ne olacak abi yani. Şöyle askerlerimizi üstüne koyalım bu toprakların. Ya isyan çıkacak, her türlü çıkacak, o belli de. Yine de koyuyoruz. Neyse, videoyu bitirelim. Videoyu beğendiyseniz ve senin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.